Bana göre tüm dünyanın üzerine düşünmesi, tartışması gereken o haber, o canlı yayın. Bakınız bu haberi başka hiçbir televizyonda göremezsiniz. Sigara içer misiniz, içmez misiniz bilmiyorum. Ben bıraktım şükürler olsun. 8 yıldır da içmiyorum. Dünyanın en ünlü sigara üreticisi yavaş yavaş ben tütün piyasasından çıkıyorum. Sigara üretmeyi bırakacağım. E astım ilaçları, astımla ilgili çalışmalar yapan bir işe geçiyorum dedi. Vay canına, bu ne yaman çelişki böyle? İşte dünyada günün haberi. Philip Morris, bilirsiniz, çok çok üzerinde durmanın anlamı yok. Astım ilacı üreticisi Vectura'yı, Birleşik Krallık, İngiltere'nin astım ilaçları üreticisini satın aldı. Uzun süredir görüşmeler devam ediyormuş. %74'e varan çoğunluk hissesinin resmen satın alındığı duyuruldu. Ücret yaklaşık 1 milyar pound. Peki. E sigaracıların parası çok. Şimdi Philip Morris tütün sektöründen yavaş yavaş çıkmaya karar vermiş, sağlık ürünlerine geçiyor. Ne diyor biliyor musunuz CEO'su? Şu satın alma sonrasında bir açıklama yapmış. Şu ilaç firmasını satın almamız var ya, sağlık sektörüne geçişimiz paha biçilmez önemde bir manevra. Bunu başardık demiş. İçinde o kadar büyük tezatlar. İroni mi dersiniz yoksa çelişki ne çok şey barındırıyor. Akciğer filmleri, sigara içen, sigara içmeyen. Şu anda elinde sigara olan ya da birazdan sigara yakacak olanlar Atın elinizdeki sigarayı bırakın. Neden mi? Buyurunuz. Soru şu. Bir tütün şirketinin sigara kaynaklı hastalıkları tedavi ederek para kazanması ne kadar ahlaki? Biraz daha açayım bunu. Sen sigara üret, üretip satarak herkesi zehirledin. Sağlık sorunları yaşattın, kanser ettin. Şimdi ben şapkamı alıp gidiyorum. Sizi zehirledim ama sağlık sektörüne geçiyorum. Ee, orada astım ilaçları üreteceğim. Sizi iyileştireceğim. Zehirlerken de para kazandım, iyileştirirken de para kazanacağım. Bu ne yaman çelişki? Kararınızı verin. Kırın o sigarayı. Hayat daha güzel olacak. İnanın.